Kalan Talepler diye bir yazı gelmiş. Cemgil Bey, seminerlerle ilgili kaynak dağıtılırsa daha faydalı olacak kanaatindeyim. Haklısınız gerçekten, biz de bu seminerle ilgili olarak bundan sonrakilerde en azından olacak örnek olduğu için. Seminer slaytlarını katılımcılara mail olarak atılmasının saati olacak kanaatindeyim. Bunların hepsi zaten sitemizde videoları konulacak. PowerPoint slaytları da konulacak ama çok yakın zamanda da e-kitapçık olarak zaten olacak. 20 tane kesmenin belirlediği alanlar var, konular var. Bu konu başlıkları altında e-kitapçıklarımız da en kısa sürede meslek mensuplarının hizmetine sunulacak. Oradan da indirebilirsiniz. Seminerlerle ilgili özellikle de oda yayını olan aynı konuyla ilgili kitap mümkün mü? Dediğim gibi e-kitapçıklar hazırlanıyor. En kısa sürede sitede olacak. 20 konu başlık altında indirip çok rahat kullanabilirsiniz. Diğerleri de zaten. Şimdi Serhat Hocam'da iki soru var. Güldün Hocam'da iki soru var. Ercan Bozdak, değil mi? Kar dağıtımının yapılabilmesi için fiziki, gerçek manada kurulan hareketlerden yönetilmesi şart mı? Hesabının yapılması gerekiyor mu? Yani fikir olarak vermek hani şey değil. Ama tabii ki o nasıl? Şimdi şu anda eğer çıkarttıysanız ama şu var. Şimdi orada karara göre dağıtacaksınız. Mesela kararda dediniz ki 2013 kârı çıkan kârı tamamı dağıtılacak dediniz. Şimdi çıkan kârı tamamı dağıtılması şart değil. Mesela söylediğim bir rakam belirlenir. Yani şey, kısmi dağıtım hocam dedi. Yani bir 50 ülkede dağıtma kararı almışsın. O zaman hani şey olmaz, problem olmaz. Ama tamamını dağıtıp derseniz daha sonra da çıkan rakam hesaplama yaptınız. Beyan ettiğiniz rakam farklı olursa bir diğeri de kar dağıtımı, yedek akçe gibi mesela kayıtlar 30-12 dönem sonu tarihine mi, bunlar arası beyan süresinde mi yapmalı? Zaten tam yani burada kim kayıtlar hani 30-12'de sorsunlar. Dağıtımla ilgili kayıtlar şeyde bu sonraki takviye ayı da yani. Evet, 2014. Ya onu da başlayalım. Bu isimsiz bir tane geldi. Tamam, ismini vermek istemeyen bir meslektaşımız. Tamam. Personel kar dağıtımında örnek 2003 yılı 2013 yılı hepsi diyorsa 2013 yılı kârından personele dağıtılan kâr payının kurumlar vergisi değerlendirmesi ve indirim yapma ve bu örnekte hocam gördük. Yani eğer 2013'ten önceki yani daha önce tavsiye ediyorsa, karar alınıyorsa indirim konusu yapılıyor. Daha sonra ise indirim konusu yapılıyor. Kurumlar vergisi değil de kâr payı esasında indirim konusu yapılıyor. Yani bir tane böyle tıp diye tutuyor ya önce
şirketlerde tasfiyeye girdiğinde tasfiye sonunda şirketi kapatırken kar dağıtma yapmak zorunda mıyız? Yoksa kar dağıtma yapmadan şirketi kapatabilir miyiz? Kapatabilirsek nasıl yapmamız gerekiyor? Not hala ikna olmamış. Böyle sıkışmış olacağız da. Şirket kapanırken aktif pasif sıfırlamak yönünde kapatırken kar dağıtımı yapmadan kapatabilir miyiz? Mesela kapat. Yani şirket bu kadar tabii şey yapmıyor. Şöyle, kar dağıtımı, hani kar olsun olmasın. Kar olsun olmasın. Sermaye varsa ya bu sermaye dağıtılırken bir şey, nevi şeydir, kar dağıtımı. Tabii ki eğer bir kar varsa bunu dağıtmak, dağıtımı yapılmalı. Yani cevap da haklı. Şirketlerde kar dağıtımı yapılırken ortaklara sermaye payı oranında kar dağıtımı yapılmaktadır. Peki zararlı sorumluluk sermaye payı oranında mı yoksa sermaye tarifi tutarı kadar mıdır? Şirket borçlarına karşı sorumlu değildir. Şimdi zararda zaten şey, kar edilecek kadar yani şimdi şirketin bir açıkta duruyor. Şirket kar etse de geçmiş zararını mahsup ediyor ve zarar durumunda eğer o dönemden bahsediyorsanız, serbest yedekatçilerle karşılanıyor. Serbest yedekatçilerle karşılanmayan kadar da hala yine zarar varsa, işte avans kar payına ne kadar alındıysa zaten o kadarını geri iade ediyorlar.
sermayenin başlığı da sermaye peydaş olmuydu. Şimdi tasfiye haline düşünmüştü. Tasfiye etti. Bir borçları var. Önceden şey vardı. Sermaye kanalı kadardı. Yeni kanunla değişti mi yoksa şimdi yeni kanunla değişecek mi? Değişti bir şey konuşuyordu da onu sorayım ben size. Yani sessiz oranda. Sonra derken mesela şimdi 10 milyon sermaye 10 milyon diyelim. O 10 milyon sesi. 1 milyon mu yoksa %10 kadar borcu mu? %10 kadar mı? Hisset oranı mı? %10. Hisset oranı mı? Eğer borcu 20 milyonsa 2 milyon borcu oluyor. Gibi. Tamam. Hisset oranı. Miktar kurulu avansı ile ilgili sorular var ama şimdi alt altı süreden bahsettik arkadaşımız. Kalmıyor, ortam durumu nedir? Yani şimdi miktar kurulu avansı çok basit bir şey değil arkadaşlar. Yani işte böyle bir kararı olacaksa ciddi anlamda düşünmesi lazım. İşletmenin yıl sonunda gerçekten kar edebilme olasılığını çok iyi sağlaması lazım. Yani 6. ayın sonunda işletme kârı, güzel. 12. ayında gerçekten boğulacak mı? Hiç son bir ödemesi var gerçek iş açısından. Evet, tabii cahide çözümler de var. Onun için çok uygulama bir yardım var aslında. Yani biz eğitimlerde bu müddeti aldık. Neden? Biraz farkındalığı arttırma. Çünkü bilim yani yeni konu. Ama daha çok tercih edilen durum değil. Çünkü bir şey yapamıyorum. Nasıl diyeyim? Desteklenmedi. Yani ilk çıktığı halinde çok yer bulmadı. İlk çıktığında gerçekten hatırlar mısınız? İşletme ortaklarına çektiği borçlanma yasağı vardı. Ne zaman ki yasak ortadan kalktı değildi. O zaman bu kağıt yavaşsa önemi kaldı mı? Maalesef kaldı. Eğer o yasak olmuş olsaydı bunun bir çok konuşulacak. Olacak. O eski önemi de kaybetti. Şimdi işletme ortağı gerçekten böyle bir karar olursa bunu öngörmesi lazım bir. Bir takım maliyete katlanması lazım iki. Bunları yaptı kağıt yavaşını almadı. Yani açıkçası çok hoş bir soru gibi geliyor bana. Diyelim ki almadı. O zaman kağıt payı dağıtımı yapılamayacak yani. Değil mi? Bir de şöyle, hocam şöyle bir şey var. Yani o karar alındıktan sonra tabii de yevmiye maddesi yapılıyor. Bu nerede duruyor o zaman bu para? Ortaklara borçlu hesabında duruyor. Artık belli bir noktadan sonra almıyorsa ortaklar borçlu hesap, ortaklara borçlu hesabında duran biz tutarlara ne uyguluyorsak artık o hükmü uygulayabilir. Yani. Yani hocam dediğim gibi çok uç örnek. Yani kimse kaçırmaz herhalde. Ancak bir ihtiyaç olacak ki değil mi? Çok gerekli durumda olacak. Yoksa normal koşullarda bir kardan geçmiş yılların mahsulu kartlarda devam ediyor. Yok hayır. Mali kart ticaretten bu sorunun cevabını vermişim zaten. Kamyon kabiliyetinden sınıf bir kazanmıyorsunuz. Bu şekilde mali kararda veriyorsunuz. Evet arkadaşlar başka sorunuz? Ben Yavuz Yılmaz Bey yatırım teşviği ile alakalı aslında bir soru sormuş. Çünkü bu konuya çok da girmiyor. Ben bununla alakalı ama mail adresinizi ulaştırırsa mesajı yani mail yoluyla döneceğiz size. Nasıl bir soru? Yatırım teşviği. Şimdi onu yere bir resim makinesi yatırım teşviği. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şey kahveleri hazırla geliyoruz ona göre. Tamam. Yukarı mı çıkacağız? Tamam.